Adıyaman, güneşin doğduğu yer. Farklı kültür ve ülke insanlarının ziyaret ettiği, antik dünyanın sakladığı gizemleri sergileyen, dil, din, ırk ayrımı yapılmadan kardeşçe yaşanılan, huzuru temsil eden il. Adıyaman. Doğanın tüm cömertliğini sergilediği, bereketli topraklara sahip, üzerinde ülkemizin en büyük barajı Atatürk Barajı'nın bulunduğu, cennet ırmağı Fırat Nehri'ni ağırlayan ve birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına sahip il Adıyaman. Ölümsüzlüğü gölgede bırakan sırlarıyla 2000 yıldır antik dünyayı derinliklerinde gizlemiş, en büyük gizemi Tanrıların tahtı Nemrut Dağı'nı bağrında barındıran il, Adıyaman. Tarihi, kültürel doğa güzelliği ve turistik değerleriyle bir açık hava müzesi olan Adıyaman, insanoğlunun yeryüzündeki serüveniyle başlayan ve kesintisiz olarak iskan edilmiş ender yerleşim yerlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Adıyaman, zengin verimli topraklara ve gizemli tarihi dokuya sahip olduğu gibi, yerleşim ve yapılaşmada da gelişmeye, modernleşmeye devam etmektedir. Ilıman Akdeniz iklimi ile Doğu Anadolu bölgesinin sert karasal ikliminin kesiştiği ilin coğrafyası, gerek içerdiği bitki çeşitliliği, zengin dokusu, gerekse bu çeşitlilikten beslenen değişik canlı türleri barındıran faunası ile tarihin ilk evrelerinden beri her zaman insanoğluna bereketiyle sonsuz nimet ve güzellikler sunan bir yeryüzü cenneti gibidir. Yaratılışta yaratıcının bu diyara ne kadar cömert davrandığını görüyoruz. Uçsuz bucaksız altın sarısına boyanmış tarlaları ve bu tarlalarda yetişen buğday, mısır, nohut, mercimek, tütün, üzüm ve nar gibi birçok zengin çeşidiyle hem yöre halkının yüzünü güldürmekte hem de dünyanın her bir yerine ihraç edilmektedir. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan camiler şehrin dokusunu büyülemektedir. Selçuklu eserlerinden biri olan Ulu Camii, Bağdadi mimarisinden dünya